Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün arkadaş alışverişiyle karşınızdayım. Bu alışverişim koronavirüsle alakalı bir alışveriş oldu. Market alışverişi yaptım. İsterseniz hemen onları size göstereyim. Daha alacaklarım var aslında, eksiklerim. Patates, soğan, işte meyve, sebze. Onları da hafta içi temin edeceğim inşallah. Şu an aldıklarımı göstermek istiyorum size. Alışverişim şu an gösterdiklerim BİM'den. Diğer aldıklarım da hepsi başka bir marketten arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Bir tane ıslak mendil aldım şöyle. Sonrasında bir tane Mehmet Efendi kahve aldım. İki tane füme. Bir tane şöyle turşu aldım. Sonrasında bir tane Berk markasına ait toz çay aldım. Onu ilk defa kullanacağım. Bunun sallama çayını kullanmıştım. Bakalım bu nasıl çıkacak, çok merak ediyorum. Bir tane bundan aldım. Bunun fiyatı 20 TL'ydi. Sonrasında bir tane Bint Activate markasına ait bulaşık deterjanı aldım makine için. Bunun fiyatı da 18 TL'ydi. Şöyle içinde 50 tane var. Sonrasında iki tane bir tavuk, bir de mantar aldım. Her zaman Türkan'dan iki tane. Bunların hepsini tarihine bakarak alıyorum. Çünkü ben tarihine bakmadan hiçbir şey almıyorum. Sonuçta çocuklarıma yediriyorum. O yüzden tarihine bakarak alındı hepsi. İlk defa BİM'den şey alıyorum. Nedir bu, mercimek. Normal ben hep 101'den alırım. Bunu ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl çıkacak inşallah. Güzel çıkar. Bir tane mercimek, 1 kilo. Sonrasında iki tane baharat aldım. Kekik ve pul biber. Geçen hafta şeker almıştım ama bu hafta gene alayım dedim. Sonuçta bir yasak olabilir. Dışarı çıkma yasağı olur, bir şey olur vesaire. O yüzden yedeklemek istedim. Bir tane de küp şeker aldım. Sonrasında bir tane şöyle sandviç ekmeği aldım. Kepekli. Evet arkadaşlar, şimdi bu diğer marketten yaptım alışveriş. Tabii ki daha alacaklarım var dedim. Eksiklerim var. Şu an böyle biraz üstün körü bir şeyler aldım. Sonrasında tekrar devam edeceğim alışverişime. Çünkü ne olur ne olmaz yedekte bulunsun. Sonrasında devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane Murat Bey peyniri aldım. Temin az önce gösterdiğim yapalar beraber sigara böreği yaparım diye. Şöyle bir tane bundan aldım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir tane Çin markasına ait 3 kilo özel fiyatlıydı bu. Yoğurt aldım. Bunun fiyatı kaç kilo bu? 3 kilo. Fiyatı 12 liraydı arkadaşlar. İndirimdeydi. Gittiğimiz market kapış kapıştı gerçekten. Birazdan anlatacağım size. Bir tane şöyle çilekli puding aldım. Sonrasında sırma soda altılı. Bir tane çocukluğumun meyve suyu. Çok seviyorum bunu, aroma. Bir tane şunu görünce almak istedim. Gerçekten hiçbir şey kalmamıştı markette. Sonrasında iki tane margarin aldım pilavlar için. Rama kahvaltılık margarin. Yeni çıkmış sanırım bu. Bir tane şundan deneyelim dedik. Sonrasında bu peyniri tattım. Çok güzeldi arkadaşlar. Bir tane bundan aldım. Oraya koymuşlardı test etmemiz için. Çok beğendim gerçekten. Bir tane almak istedim. Bahçıvan markasına ait krem peynir. Böyle sanki kaşar peynir gibi, çok güzel tadı. Sonrasında şöyle önüme çekeyim. Daha da vardı zaten. Diğer poşetlerde de var. Gittiğimiz markette makarnalar, özellikle makarnalar kapış kapıştı. Reyonlar boştu. Koyabilirsem resmini koyacağım zaten. Çocuk bu videonun arkasına. Koyamasam da en sona koyarım. Makarnalar hiç kalmamıştı bile. Ben de elime geldiği kadar aldım. 5-6 paket sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane Fizz markasına ait şöyle bir makarna aldım. İnce uzun. Hiçbir şekilde makarna kalmamıştı arkadaşlar. Allah sonumuza yer etsin diyorum. Bir tane bulgur aldım. Olur olmaz diye. Gerçekten hiç fazla bulgur yiyen yok bizde ama ben ara sıra yapıyorum. Çocuklar yemese de biz yiyoruz. Şöyle toplamak amaçlı aldım.
Hepsini tarihine bakarak aldım çünkü. Bir tane Tel Şehri aldım. Sonrasında arkadaşlar margarin düştü bir saniye. Sonrasında arkadaşlar bir tane Yayla markasına ait yeni çıkanlardan pilavlık pirinç aldım. İki tane süt aldım. Dediğim gibi bunlar şimdilik bu kadar aldım. Çünkü çok kalabalıkta sıra vardı. Reyonlarda kalmamıştı. İki tane alabildim arkadaşlar. O yüzden devamı gelecek bunların. İki tane Balmar markasına ait süt aldım. Sonrasında karışık gidiyor. Diğer hasta poşetlerde makarna falan vesaire var da şu an karışık olduğu için elimine geldi onu gösteriyorum. Sonrasında biz krem aldık çocuklara. Çıkamayız diye. Sonuçta okullarda tatil oldu. Dışarı çıkamayız diye öyle çocuklar yesin, yatıştırsın diye böyle ufak abur cuburlar aldım. Keklerden aldım. Bir tane nedir bu? Tavuk pişirme kağıdı aldım. Şöyle. Bunun tanesi 2 liraydı. Bunda bile kapış kapış giden vardı yani arkadaşlar. O derece söyleyeyim. Hiçbir şey yoktu. Bir tane gene makarna. Bu da kalem makarnaymış. Sonrasında bir tane daha kek. Bu da Hindistan cevizi olanı. Sonrasında pirinç. Şöyle. Çikolatalı. Bu da çikolatalı. Naneli bir de çilekli vardı. Az önce gösterdim. Çoğu insan diyebilir hani koronavirüsle alakalı bir alışveriş olmamış diyebilir ama dediğim gibi evden çıkma yasağı olursa çocuklara bu cubur hani gündüz veriyorum ben. Bir kere de olsa. O yüzden öyle aldım. Şöyle küçük bir kreker aldım. Sonrasında şu krekerlerden aldım. Susam ve çubuk. Çizli arkadaşlar. Peynirli. Evet arkadaşlar. Oğlum da bana arkada yardım ediyor. Çıkartıyor poşetleri. Sonrasında neyse. Bir tane domates salçası aldım arkadaşlar. Bunlar indirime girmişti. 13 liradan mı ne? 8 liraya inmişti. Şöyle bir tane aldım. Sonrasında bir tane şöyle 5 kiloluk Eriş markasına ait. Yeni çıkmış sanırım bu da. İlk defa görüyorum. 5 kilosu 13 liraydı. Bir tane şundan almak isterim. Hani böyle evde durursak. Vallahi inşallah yasaklasak olmaz da. Poğaça yaparım işte. Krep yaparım. Börek yaparım diye. Böyle aldım. Şunu masaya hemen koyuyorum. Sonrasında eşim kendine almış bunu. Bombastik. Biraz abur cubur olmuş ama. Sonrasında arkadaşlar şöyle Kuskus Nuh'un Ankara markasının aldım oğluma. Çok seviyor onu. Yine kreker. Arpa şehriye. Ve fiyonk makarna. Makarnaları karışık aldım çünkü gördüğünüz gibi karışıktı zaten. Hiç kalmamıştı. Hep böyle karman çorman markalar kalmış. Yani Filiz, ondan sonra Ankara. Bunu ilk defa görüyorum ben bu markayı. Şöyle karışık aldık yani. Dediğim gibi hiç kalmamıştı makarna. Bir tane şöyle aldım. Sonrasında şöyle bir şehriye aldım. Bir tane çorbalarda kullanmak için. Yine kreker. Bir tane ikram bisküvi aldım. Evet arkadaşlar gıdalı ilgili alışverişim bitti. Şu an deterjan ve peçete falan onlara geçeceğim. Evet arkadaşlar geldim. Diğerlerini koydum. Devam edelim. Bir tane Mistral markasına ait peçete aldım şöyle. Günlük kullanım için. Şunu şöyle koyayım. İki tane bu bezlerden aldım arkadaşlar. Bu bezler o kadar çok pahalıydı ki anlatamam size. Sanki böyle sanırım virüs var diye bilmiyorum artık. Çok pahalıydı. Yani sadece şu bir tanesi 14 liraydı yani. Ben de en alt reyonlara kadar gittim. Baktım bunlar 3 TL'ydi. Bunlardan aldım iki tane. Fırsatçılar hemen çıkmışlar ortaya. Neyse. Bir tane şöyle ABC markasından çamaşır suyu aldım. Kapıları yarın Allah nasip ederse yarın komple evi çamaşır suyuyla silmek istiyorum. Kapıları, camları. Şöyle bahar kokulu aldım arkadaşlar. 4 kilo. Sonrasında oğluma şey aldım. Islak menil aldım. Zeytinyağlı. Şöyle çok mı ışık vuruyor. Şöyle bir tane arkadaşlar bundan aldım.
Sonrasında ABC markasına ait cif kremi aldım. Bundan ben çok memnunum. Çok güzel temizliyor. Sonrasında sünger aldım arkadaşlar. Şöyle. Sonrasında birkaç bir parça işlem kaldı. Onları da ben göstereyim. Şöyle Senso markasına ait gözüküyor mu bilmiyorum ama gözükmüyor sanırım. Şöyle yapayım. Tuvalet kağıdı aldım arkadaşlar. Bunlar 32 tanesi 15 liraydı. Şöyle aldım. Sanırım gözükmüyor, bir saniye. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bundan aldım. Yardımcım da çok yardım etti sağ olsun. Ve kağıt havlu aldım arkadaşlar. Ultra Berrak markasına ait lila kokulu, lila grup yazıyor neyse. 12'li tuvalet havlu kağıdı aldım. Şöyle. Bunun fiyatı da 10 liraydı arkadaşlar. İçinde 12 tane var. Son olarak oğluma bez aldım. Silpi markasına ait, her zaman kullandığımdan saf sulu olan, bunu kullanıyorum. 52 tane var içinde. Bunun fiyatı da 40 TL'di arkadaşlar. Evet, benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Kendinize çok 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 iyi bakın. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.